Ayşenur çok özel bir insandı. Ayşenur duaya, insana, insan haklarına, her şeye duyarlıydı. Dua için Brezilya'ya, insan için, dua için Avustralya'ya, Meksika'ya, insan için dünyanın her tarafına gitti. Nerede kimin ihtiyacı varsa. Özel bir insandı. Devletimiz bu keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim. Çok mutlu oldum. İnşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyorum. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu. Oranın özgürlüklerinde büyüdü. Oranın vatandaşı. Bu yüzden Amerikan hükümetinde sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerikan hükümeti de gösterir. En son havalimanında, Seattle Havalimanı'nda uğurladım. Orada görüştük. Öbür kısmını cevaplamak istemiyorum. Kaymakam Bey sağ olsun çok yoğun ilgisi ve yardımı var. En son bizi bilgilendirdi. Yarın sabah önce İstanbul sonra İzmir'de olacak. Zaman olarak bilmiyorum. Cenaze burada. Cumartesi. Evet. Amerika biraz değişik bir ülke. Dünyanın her ülkesinde nerede haksızlık, zulüm varsa kendi vatandaşına bir öldürme varsa Amerika amblemindeki kartal gibi çöker. Ama konu İsrail olunca böyle biraz daha geçiştirme çabası olabiliyor. Ama insanların vicdanına kulak vereceklerine inanmak istiyorum. Politika gereği başka şeyler konuşulabilir ama insan vicdanı bunları yapması gereken yere çekecek. Görüşmedim. Birinci gün, olayı öğrendiğimiz gün görüşecek bir durumda da değildim. O yüzden ulaşmaya çalışmışlar bana ama ben görüşemedim. Biraz da yaratılışla ilgili. Onun doğuşundan vardı. Büyüdükçe üstüne koydu. Şimdi Amerika'da çok iyi bir eğitim almıştı. Maddi olarak da iyi bir durumda idi, evliydi. Keyfine bakabilirdi. Rahat bir yaşam sürebilirdi. O ideallerinin peşinde koştu. Her şeyi bıraktı. Orta Doğu cehennemine gitti.